Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Çok kıymetli genel başkanlarım, değerli yöneticilerimiz, kıymetli adaylar ve Türkiye'nin dört bir yanından bugün bu birlikteliğe iştirak etmek üzere gelmiş olan çok kıymetli konuklarımız. Bugün 18 Şubat, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimine 42 gün kaldı. 81 ilden belediye başkan adaylarımızı tanıtmak ve seçim bildirgemizi açıklamak için büyük bir hazırlığın ardından hep birlikte huzurunuzdayız. Bugün bu salonda bulunan arkadaşlarımız bundan 3,5 ay önce yine bu salondaydılar. Hep beraber dünyada konuşulan, Türkiye'nin göğsünü kabartan bir parti içi demokrasi örneğiyle büyük bir olgunlukla kurultayımızı gerçekleştirdik. O günde söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları görev veren kurultaylardır. 1919'da Sivas'ta Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Kongresi'ni gerçekleştirdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk kurultayını yapıldığı düşünülen günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayının Sivas Kongresi olduğunu ifade etmiş ve o kurultayın Cumhuriyet Halk Partililere önce kurtuluşu sonra da kuruluşu öğütlediğini ifade etmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'a çıktılar, Sivas'a gittiler, Erzurum'a gittiler. Türkiye'nin dört bir yanında katıldıkları ve katılmadıkları kongrelerle rıza ürettiler, tartıştılar. Önce kurtuluşu, sonra da kuruluşu örgütlediler. Yüzyılın ilk çeyreğinde 25 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi yoklukları var etmeyi, açlığı, salgın hastalıkları bitirmeyi, tek adam yönetimiyle, kötü bir yönetimle, tebaa halindeki, yokluk halindeki bir halktan yönetenleri seçecek özgür cumhuriyet bireylerini yaratmayı, onların önce karnını doyurmayı, hastalıklara engel olmayı, sonra onlara çalışacakları fabrikalar kurmayı ve en nihayetinde çok kısa sürede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle 10 yılda 15 milyon her yaştan genç yaratarak hem kültür devrimini, hem eğitim devrimini, hem sanayi devrimini ve tüm devrimleri peşi sıra gerçekleştirip bunu seçmenlerine değil bütün bir halka içselleştirip Türkiye'yi tek yumruk halinde bir büyük şahlanışa inandırdılar ve ortak ettiler. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi ilk yüzyılın son çeyreğinde son 25 yılda iktidardan uzaktı. Türkiye Cumhuriyet Halk Partili iktidarlardan mahrumdu. Böyle bir sürecin sonunda girdiğimiz ikinci yüzyılda kurultayımız bize bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ni sadece üyeleriyle değil, sadece Cumhuriyet Halk Partililerle değil, içinde bulunduğumuz şartlar göz önüne getirildiğinde Türkiye'yi yeniden tek yumruk yapacak, Türkiye'yi yeniden kucaklayacak, Türkiye'yi yeniden birlikte bir dirilişe, birlikte bir şahlanışa, tek kişinin, bir zümrenin, bir ailenin, bir partinin çıkarlarıyla değil, tüm toplumun çıkarlarını önceleyen bir şekilde yönetilebilecek olduğuna inandıracak bir birliktelik için bizleri görevlendirdi. Ben bugün burada iki sayın genel başkanımın huzurunda ve ilk günden bugüne kadar partimize hizmet etmiş bütün genel başkanlarımı, aramızda olmayanları rahmetle, hayatta olmayanları rahmetle, aramızda olmayan iki genel başkanımızı minnetle ve buradaki değerli genel başkanlarımızı şükranla
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Zaman zaman değerli Cumhuriyet Halk Partililer, zaman zaman siyasette vefa tartışmaları oluyor. Elbette hepimiz parti kültürümüz gereğince kendimizden önceki genel başkanlarımıza büyük bir vefa duyuyor ve en yüksek saygıyı gösteriyoruz. Ama bu salona hatırlatmak istediğim bir şey var. O da bir partinin önceki genel başkanlarına vefa göstermek, onlardan alınan emaneti, onların partisini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmakla olur. Bunu başaracağız. Bugün huzurunuzda en doğru isimlerle çıkmak için çok çalıştık, ince eledik, sık dokuduk. 11 parti meclisi toplantısı yaptık. Neredeyse kurultaydan bugüne kadar her hafta bir parti meclisi toplantısı yaptık. Toplamda 1127 aday belirledik. Belediye başkanlıkları için 100 kadın adayımız, 2019'a göre tam iki katına çıkmış kadın aday sayımız var. Açıkçası bu Cumhuriyet Halk Partisi için, Türkiye için önemli bir adımdır ama asla yeterli değildir. Kadın erkek eşitliğini önceleyen, kadının siyasette eşit temsili için kanun teklifleri veren, kendi tüzüğünde cinsiyet kotası olan bir parti olarak bu adımı büyük bir adım değil, küçük ilk bir adım olarak görüyoruz, anlamlandırıyoruz. Bundan sonra her kademede kadınların eşit temsili için, bundan sonraki yerel seçimlerde kadınları çok daha fazla sayıda adaylaştırabilmek için Türkiye'nin cumhuriyetçi, Atatürkçü, ülkesine hizmet etmek isteyen 81 ildeki tüm coğrafyadaki Atatürk'ün kadınlarını, kızlarını Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya davet ediyorum. Bu iradenin arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bizzat duracağım, söz veriyorum. ...1127 adayımızdan 196 tanesi genç adayımız. Bu konuda da çok önemli, çok büyük bir adım attık. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de aday tanıtım toplantısındaydım. Orada İzmir tarihi boyunca 6 kadın belediye başkan adayımız varken bugün hepsi seçilecek yerden 9 kadın adayı İzmirlilerin önüne çıkardık. Yine 40 yaş altında 14 belediye başkan adayımızla İzmir'in huzurundaydık. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın aday sayısı, genç aday sayısı, bu konudaki hem talep hem de örgütün bu konudaki motivasyonu çok kıymetliydi. Ben 9 kadın adayımızı, 12 genç adayımızı İzmirlilere emanet edip geldim. Şimdi sizlerden tüm genç adaylarımıza, tüm kadın adaylarımıza sahip çıkmanız ve bundan sonra gençlerin ve kadınların Atatürk'ün istediği ve onun açtığı yolda ilerleyebilmeleri için hepsini siz değerli örgütümüze emanet ediyorum. Aday belirleme süreçleri bazı partilerde kapalı kapılar ardında oluyor. Listeler basına geçildiğinde ya da aday tanıtımı yapılırken görülüyor. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep böyledir ama bu dönem objektif kriterleri ve çok önemli yöntemleri benimsedik ve sürdürdük. Adaylarımızı belirlerken seçmenimizi dinledik.
örgütümüzü dinledik, aday adaylarımızı dinledik, sokağın sesine kulak verdik, kanaat önderleriyle görüştük, parti meclisi üyelerimizi ve milletvekillerimizi görevlendirdik. Onların detaylı raporlarını aldık. 3000 anket, 3000 araştırma yaptırdık ve sonuçta 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik. Mevcut belediye başkanlarımız hakkında memnuniyet anketleri, memnuniyet anketlerinin olumlu olması durumunda adaylığa devam sürecini gerçekleştirdik. Ardından aday değişikliği olan yerlerde 1, 2, 3 hatta bazı özel durumlarda 5 ankete kadar sahadan veri toplamayı, seçmenin beklentilerini, taleplerini okumayı tercih ettik. Ve sonunda burada karşımızda adaylarımız var. Aday adayı olup da 16 bin başvurudan 3500'ün üzerindeki doğrudan belediye başkan adaylığı içindi. Adaylaşamayanlar oldu. Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin kiminin manşetinde, kiminin eteğinde, kiminin iç sayfasında 3, 5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini eleştirel açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum. Hiç kötü bir söz söylemeyeceğim. Ama esas mesele, esas konuşulması gereken, benim gönlümde manşette olan, benim gönlümde altyazılardan geçen, benim gönlümün kahramanları, kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp çok istedim olmadı, sizi belirlediler, ben çalışmaya hazırım dediğinde daha adayın kahvaltısını yapmadığı saat 8'de aday adayı arkadaşının telefonuyla güne başlayanlar var. Kendisi için giydirdiği aracı aday olan arkadaşına teklif edenler var. Kampanyanın koordinasyonunu üstlenenler var. Kampanya için kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına teslim edenler var. Yani 3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayan, adayımızın arkasında duran, partinin başarısını kendi başarısı sayanlar var. Şimdi birazdan adaylarımızı ayrı ayrı tanıtacağız. Ekrana yansıyacak. Bol bol alkışlayacağız. Adaylar burada alkışlanacak. Gidecekler, illerinde alkışlanacaklar. Otobüsün üstünde alkışlanacaklar. Platformlarda alkışlanacaklar. Köylerde, kahvelerde alkışlanacaklar. Mazbata töreninde alkışlanacaklar. Açılış yapıp alkışlanacaklar. Ama şimdi kimse alkışlamasın. Sadece aday gösterdiğimiz arkadaşlarımızdan, belediye başkan adaylarımızdan, tüm aday adaylarımıza kuvvetli bir alkış istiyorum. Bu alkış kahraman Cumhuriyet Halk Partilileridir. Bu alkış kendini değil partisini düşünenleredir. Bu alkış kentini Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmek istemeyenleredir. Bu alkış Cumhur İttifakı değil, Türkiye İttifakı diyenleredir. Bu alkış gerçek cumhuriyetçilere, demokratlara, Atatürkçüleredir. Bu alkış Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmayı her şeyden çok isteyen aday adaylarımızadır. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi yürekten alkışlıyoruz.
Niye kazanmak zorundayız? Çünkü bizim akşam evine ekmek götüremeyenlere borcumuz var. Çünkü bizim ülkeyi terk etmeyi düşünen, bavullarını kafasında toplamış, gitmek istiyorum diyen güzelim gençlerimize borcumuz var. Çünkü bizim mavi, beyaz, gri yakalı emekçilerimize borçlarımız var. Çünkü bizim bundan sonraki süreçte bu ülkede yaşamanın nasıl olacağını endişeyle bekleyen, gelecekten kaygı duyanlara borcumuz var. İliç'te toprak altında yakınlarını bekleyenlere borcumuz var. Atanamayan öğretmenlere, taşeron işçilere, 10 bin liraya geçim mücadelesi veren emekliye, açlık sınırında yaşayan emekçilere borcumuz var. Bizim bu ülke için toprağa düşen şehitlerimize, açta açıkta bırakılan depremzedelere Atatürk emanet etmiştir ki kimsesizlerin kimsesiyiz, hepsine birden borcumuz var. Bunun için çalışmak ve iktidar olmak zorundayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bu topraklara sosyal belediyecilik anlayışını getiren, bu topraklara sosyal devlet anlayışını taşıyan, sosyal demokrasiyi getiren partiyiz. Bir büyük mirasın sahibiyiz. Türkiye'de yerel yönetimler tarafından ilk kez yapılan pek çok uygulamayı hayata geçiren partiyiz. Kentsel dönüşüm, toplu konut, metro, metrobüs, hafif raylı sistem, biyolojik arıtma ve daha pek çok projenin ve bu projeleri hayata geçirenlerin mirasçılarıyız. Biz belediyeciliği İstanbul'da ilk tercihli yol uygulamasını hayata geçiren Aytekin Kotiller'den, 1992 yılında ilk doğalgaz projesini yapan Nurettin Sözenler'den, Halk Ekmek Fabrikası'nı kuran Ahmet İsvanlar'dan, bugün aramızda bulunan bir yerel yönetim efsanesi olan önceki genel başkanımız Murat Karayalçı'nın ilk metro temeli atmasından, metrolardan tramvaylara, üretim merkezlerinden öğrenci yurtlarına, kooperatiflerden kreşlere, Türkiye'yi sosyal belediyecilik örnekleriyle tanıştıran Vedat Dalakoylardan Celal Altınaylara, Yüksel Çakmurlardan Ali Dinçerlere, Ahmet Piriştinalardan Anadolu'da Bozkır'ın ortasında bir cennet yaratan Yılmaz Büyükerşenlerden öğrendik. Bu iktidar 25 yıl boyunca ülkeyi kötü yönetti. Şehirlerimizin tarihi dokularını tahrip etti. Şehirlerimizi düzensizliğe, karmaşaya, kötü yapılaşmaya teslim etti. Doğal afetlere karşı dirençsiz hale getirdi. Şehirlerimiz depremlerde yıkılan, sellerde boğulan, yangınlarda korunamayan güvensiz ortamlara dönüştü. Belediyeler yıllarca toplumun tamamının değil, belli çıkar gruplarının faydalandığı kurumlar haline getirildi. Ankara'nın nasıl parsel parsel satıldığını, İstanbul'a nasıl ihanet edildiğini, şehirlerimize bu kötülükleri yapanların bizzat kendi ağızlarından dinledik. Biz 2019 seçimlerine sosyal demokrat belediyeciliğin mirasıyla şehirlerimizdeki kötü yönetimlere son vermek için girdik ve hep birlikte çok önemli bir başarı elde ettik. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i hep birlikte kazandık. 5 yılın sonunda daha net görüyoruz ki bu hepimize iyi geldi, şehirlere iyi geldi, Türkiye'ye iyi geldi. Belediyelerde yaptığımız en önemli hizmet şudur: milletin parasını millet için harcadık. Biz milletin parasını millete yönlendirdik. İsraf etmedik, tasarruf ettik. Doğal afetlerde, yangınlarda, sellerde, depremlerde tüm belediyelerimizin gücüyle
vatandaşlarımızın yanında durduk. Dayanışmayı örgütledik. Pandemide iktidarın vatandaşı 5 maskeye muhtaç ettiği bir dönemde hükümetin veremediği hizmetleri halkımıza ulaştırdık. Belediyelerimizin bağış hesaplarına bile el koyan iktidarın çıkardığı tüm engelleri halkımızla birlikte astık. Su borcunu ödemeyen 1.173.000 abonenin suyunu partimizin aldığı kararla kesmedik. Bu borçları önce erteledik, sonra çok önemli bir kısmını affettik. Belediyelerimize ait 10 binlerce iş yerinin kirasını almadık. Önce erteledik, daha sonra affettik. İhtiyaç sahiplerine gıda kolisinden sıcak yemeğe, hijyen setlerinden maske ve dezenfektan ürünlerine kadar her türlü hizmeti belediye başkanlarımız ve kahraman ekipleri tarafından ulaştırıldı. Askıda fatura, veresiye defteri gibi uygulamalarla dayanışmayı örgütledik. Vatandaşın sokağa çıkamadığı günleri fırsata çevirdik. O günlerde kimilerimiz canıyla uğraşıyordu. Kimilerimiz hastalarını yaşatmak için kendi canlarını ortaya koyuyordu. Çoğumuz korku ve endişe içinde bekliyorduk. Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler hazırlıksızlığın, koordinasyonsuzluğu, paniği halindeydiler. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları hızla organize olarak, hızla sokağa çıkılmayan günleri gelecekteki halk sağlığı problemlerini önlemek için bir fırsat olarak gördüler. Kilometrelerce, on binlerce metre atık su borularını değiştirdiler. Asbestli boruları değiştirdiler. İstanbul'da her selde viyadüklerde insanların can vermesine sebebiyet veren plansız altyapı eksikliklerine karşı büyük bir mücadele başladı. Şimdi görüyorsunuz, yağmur yağıyor, Üsküdar Meydanı eskisi gibi denize dönüşmüyor. Bir damla su taşkını yok. Şimdi görüyorsunuz, pandemiden beri İstanbul'da hiçbir viyadüğün içinde arabalar yüzmüyor. Şimdi görüyorsunuz, Ankara'da tüm büyük şehirlerimizde pandemi sırasında yapılan altyapı yatırımları insanların görünmeyen bir şekilde hayatlarını kurtarıyor. Hepimizin hayat seviyesini arttırıyor. Herkes korku ve panik içindeyken sakin kalan, yoksula sahip çıkan, o gün eli tutulması gerekenin elini tutan, karnı doyurulması gerekenin karnını doyuran, yanlarında olan ve şehirlerimizi geleceğe hazırlayan kahraman belediye başkanlarımıza, çalışkan belediye başkanlarımıza bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Bugün yapılan tüm araştırmalarda en yaşanılabilir kentler Cumhuriyet Halk Partili kentler, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının yönettiği kentler. Öğrencilerin üniversite sınavlarında tercih ettiği kentlerin en başında %85 oranıyla CHP'li belediye başkanlarının olduğu kentler geliyor. İnsanlarımız CHP'li belediyelerin olduğu kentlerde yaşamaktan keyif alıyor. Yaşamayanlar ise buralarda bir hayat kurabilmenin hayalini kuruyorlar. Tatile bizim kentlere geliniyor. Göç için CHP'li belediyeler göç alıyor. Göçü AK Partili Cumhur İttifakı'nın belediyeleri veriyor. CHP'li belediye başkanına oy vermek demek aslında hem geçmişi ödüllendirmek hem geleceğe umutla bakmak demek. Türkiye'deki herkesi CHP'li belediyelerde ağırlayamayız. Ama Türkiye'deki herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adaylarına oy vererek bugün hayranlıkla uzaktan izlediği, tatile gitmek istediği, evladının üniversitede okumasını istediği, kendisinin yaşamak istediği o CHP'li belediyeleri kendi kentine getirebilir. O yüzden çağrım buradan bütün Türkiye'dir. Çağrımız Bursa'yadır, Denizli'yedir, Balıkesir'edir, Manisa'yadır. Çağrımız Uşak'a,
Samsun'a, Malatya'yadır. Çağrımız Tokat'adır. Tunceli'yedir. Çağrımız Türkiye'nin dört bir yanındaki Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinden mahrum vatandaşlarımızadır. 31 Mart'ta oyu atın. Halkçı, çalışkan, sizi gözetecek belediye başkanlarını kentinizde iktidara getirin. Biz onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Bir yola çıkıyoruz. Ehliyetli ve liyakatli, kadının gücünün, gençliğin enerjisinin hakim olduğu kadrolarımızla şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek için, daha fazla sosyal yardımı daha adil ulaştırmak için, esnafımızın sırtındaki yükü azaltmak, gençlerimize yeni sosyal alanlar sunmak için, daha fazla kreş, daha fazla yurt yapabilmek için, belediyeleri halkın söz sahibi olduğu kurumlar haline getirmek için, güvenli ve özgür şehirleri inşa etmek için yeni bir yola çıkıyoruz. Daha güçlü, daha zengin bir Türkiye için yola çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri kaynaklarını halktan yana kullanacak. Kaynakları mesleği olmayan gençler için, geliri olmayan ev kadınları için, karnını doyuramayan çocuklar, başını sokacak yurt bulamayan öğrenciler ve yaşam mücadelesi veren emekliler için kaynakları kullanacaklar, kullanmaya devam edecekler. Şehirlerimizi kadınlar, gençler, yaşlılar, emekliler ve çocuklar için yaşanması zor olmayan rahat ve huzurlu yerler haline getireceğiz. Şehirlerimizde bir yerden bir yere gitmeyi caddelerinde, sokaklarında güvenli ve huzurlu bir şekilde dolaşabilmeyi olanaklı kılacağız. Bu iktidar 2002 yılında geldiğinde 3225 belediye vardı Türkiye'de. 2014 yılında yaptığı değişikliklerle, büyükşehir yasasıyla ve belli nüfusun altındaki belde belediyelerini kapatarak bu sayıyı 3225'ten 1393'e düşürdü. Binlerce belediye kapandı. Bu durum belediye hizmetlerinin vatandaştan uzaklaşmasına neden oldu. Gelişmiş ülkeler belediye sayılarını arttırmakla övünürken bizimkiler azaltmakla övündüler. Örneğin nüfusu bize yakın olan Almanya'da 11 binin üzerinde belediye var. Biz nüfusu bizden düşük olan Fransa'da 36.700 belediye var. Avrupa'da kişi başına düşen belediye sayısı, belediye başına düşen kişi sayısı 10.000 ya da daha altındayken bizde bu rakam 60.000 sayısına ulaşmış durumda. Recep Tayyip Erdoğan 2014 yılında bu değişikliği yaparken bir sonraki adım olarak kendisinin büyükşehir belediye başkanlarının sadece seçilmesini, geriye kalan tüm ilçe belediyelerinin atanmasını planlıyordu. Geldiğimiz noktada da bakıldığında bütün yetkileri merkezileştirerek ve kendinden olmayan belediye başkanlarını yok sayarak, Hatay'da bile Hataylıların, depremzedelerin gözlerinin içine bakarak bu tehdidi, bu şantajı ifade etmekten çekinmedi. Ve açıkça, netçe şunu söyledi. Hatay mağdur oldu, mahzun oldu çünkü belediyesi bizde değildi dedi. Bu söze siyaseten verecek bir cevap bulamadım. Bu söze söyleyecek söz bulamadım. Çünkü karşımızdaki depremzedeyi geçmişte verdiği oydan dolayı cezalandıracak, gelecekte vereceği oya göre şantaj yapabilecek bir taş kalpliliğe bağlıydı. Onun kalbinde taş var. Onun kalbinde vicdan yok. Onun kalbinde insaf yok. Ancak onun karşısında Hatay'ı da Türkiye'yi de çok seven Cumhuriyet Halk Partililer var. Bunu öğrenecek. Ve vatandaşlarımıza özellikle şunu ifade etmek isterim.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak oyu bize verin diyoruz. Ama bize vermeyeni cezalandırmakla asla tehdit etmiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bize oy verenlerin oylarını alıyoruz. Ama asla ve asla oy vermeyenlere hizmet etmeyip hizmette bir ayrıcalık yapmıyoruz. Çünkü biz belediyecilik hizmetinin bir kamu hizmeti olduğunun ve bu hizmeti yapmanın Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin vatan borcu olduğunun farkındayız. Kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, çok değerli vatandaşlarımız, bizim bir seçim bildirgemiz var. Seçim bildirgemiz kalkınma, refah ve dayanışma belediyeciliğini önceleyen 3 bölümden 15 alt başlıktan ve 105 sayfadan oluşan etkili bir bildirge. Bu bildirgeyi basıp burada dağıtsaydık 14 ağaç kesecektik. Eğer basıp bütün üyelerimize yollasaydık 2157 ağaç kesilecekti. Bildirgeyi partimize oy verenlere ulaştırmaya kalksak 20 bin, bütün seçmenlere yollamaya çalışsak 80 bin ağacın hayatına mal olacaktı. O yüzden bildirgeyi basıp dağıtma alışkanlığından vazgeçip bütün siyasi partileri de buna davet ederek bildirgemizi internet sitemizden ekrana yansıyan işimizgücümüz.org ve işimizgücümüz.info sitelerinden takip etmenizi, incelemenizi sizlerden istirham ediyoruz. Kampanyamızın ana sloganı İşimiz Gücümüz Türkiye. Bu slogan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız tarafından kendi şehirlerinde, kendi kentlerinde İşimiz Gücümüz Ankara, İşimiz Gücümüz Malatya, İşimiz Gücümüz Trabzon, kendi ilçelerinde İşimiz Gücümüz Kadıköy, İşimiz Gücümüz Yenişehir, İşimiz Gücümüz Çankaya olarak kullanılacak. Bu sloganla ilgili son günlerde önemli bir gündem var. Diyorlar ki bu sloganı bir parti diyor biz 3 hafta önce bir adayımız kullandı. Bir parti diyor 10 gün önce billboard giydirdik. Tabii bu önemli bir hazırlık ama şimdi o arkadaşlara şu çağrıyı yapıyorum. Hemen bilgisayarları başına geçsinler ve işimiz gücümüz Bursa sitesine bir baksınlar. İşimiz gücümüz Denizli sitesine baksınlar. Ve işimiz gücümüz Sivas sitesine baksınlar. Bu isimlerin başvuru hakları bundan 2 ay önce kampanyanın başladığı günde yapıldı ve alındı. Slogan güzel. Sloganı diğer partilerin adaylarının da kampanya sürecince benimsediklerini görüyoruz. Ama şunu biliyoruz. 9 Ocak tarihinde başvurusunu yaptığımız, domain isimlerini aldığımız, tescillerini yaptığımız bu sloganımızı beğenenler varsa o beğenen arkadaşlara işimiz gücümüz Türkiye diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsallığına saygı duymalarını bekliyoruz. Çok değerli, çok değerli vatandaşlarımız, önümüzdeki günlerde sandık başına gideceksiniz. 31 Mart'ta belediye başkanlarını seçeceksiniz. Şüphe yok. Gönül öyle ister ama hepsi seçimi kazanmayacak bizim aday adaylarımızın. Ama çok sayıda aday adayımız bundan sonra hizmet ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok yeni bir mekanizma tarafından iyi hizmetlerde ortaklaştırılacaklar. Yani yeni belediye başkanları Amerika'yı baştan keşfetmeyecek. Elimizdeki hazır projeler Cumhuriyet Halk Partisi projeler ofisi tarafından yeni belediye başkanlarımıza derhal sunulacak. İyi örneklerde ortaklaşacağız. Aynı hizmeti farklı farklı yapıyorsak
onun bir standardını sağlayacağız. Bunun devamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı, verdiği belediyecilik hizmetini düzenli olarak ölçme ve değerlendirme yapacağız. Başkanlarımıza tek tip, her birinin ayrı ayrı yaptırdığı memnuniyet anketleriyle değil, tek tip bir memnuniyet anketini 3 ayda bir ulaştıracağız. Kendi karnelerini, eksiklerini, fazlalarını, güçlü, zayıf yönlerini, eleştirilen taraflarını o karnede görüp ona göre ilerleyecekler. 5 yılın sonu geldiğinde hepsinin bildiği, mütabık olduğu objektif kriterlerle artık aday olup olmayacaklarını bilecekler. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı devam edip etmeyeceğini 3 ayda bir aldığı karnede görecek. Değişecekse yeni gelen seçmenin taleplerini, itirazlarını görecek. Ve bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimler koordinasyon birimi olacak. Bu birimin başında daha önce de bahsetmiştim, hepimizin çok sevdiği, çok güvendiği birisi olacak. Onu biz seviyoruz ama en çok eski öğrencileri seviyor. Önceden yetiştirdiği 6 tane basın yayın öğrencisinin onun için hazırladığı bir sürpriz var. Onu hep beraber izleyelim. Daha sonra bakalım neler olacak. Orada bir yer var uzakta, saklar gençliğimizi. 1000 çiçekli bahçesinde renk renk büyüttü bizi. Bir yanımız orada yaşar, yenilmeden zamana. O da bizi unutmamıştır. Gidin bakın durur hala. İsimlerimiz buğulu camlarında, ilk aşklarımız nergis kokulu baharında. Gençliğimiz dolaşır sokaklarında. O şehir hiç eskimiyor. Kahkahalarımız o nehrin kenarında. Ayak izlerimiz okul yollarında. Gözyaşlarımız var yorgun karında. O şehir hiç eskimiyor. Bilmeyenler eski diyor. O şehir hiç eskimiyor. Şöyle bir de böyle bir. Böyle bir kent yarattığı için Cumhuriyet Halk Partili sosyal demokrat belediyeciliğin ne olduğunu gösterdiği için sadece bir şehre hizmet etmek değil bir ülkeye yerel yönetim anlamında vizyon kattığı için ve arkasında bu hizmetleri aynen arttırarak devam ettirebilecek kadroları hazırlayıp yetiştirip şehri onlara emanet ettiği için ve 31 Mart'ta seçilecek bütün belediye başkanlarımıza en sevdiği deyimle hocalık yapacağı için ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hizmetlerinin tüm Türkiye'ye taşınmasına yapacağı yeni katkılarla en gencimizin hepiniz adına ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Sizi seviyoruz. 1-2 cümle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Çok heyecanlıyım. Ne mutlu Atatürkçüyüm diyenlere. Ne mutlu
Atatürk ilkelerini bu ülkenin hedefi yapanlara, ne mutlu Cumhuriyet Halk Partiliyim diyenlere, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Allah bu ülkeyi dünyanın önde gelen sayılı ülkelerinden birisi yapacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Sizler varsınız çünkü. Çünkü Atatürkçüler var ve milletçe hepimiz Atatürk'e ve onun arkadaşlarına bir ömür boyu borçluyuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu filmi hocamın çeşitli zamanlarda Eskişehir İletişim'den mezun ettiği 6 öğrencisi hazırladılar. Ben izlediğimde bayıldım. Her gece yatmadan önce 2 kere 3 kere izliyorum. Buradaki bütün belediye başkan adaylarımıza bu film ilham oldu. Tüm belediye başkanlarına, tüm yerel yöneticilere görevi bıraktıktan sonra böyle bir kent geride bırakmak ve böyle anılmak nasip olsun. Şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz. Sona gelirken biz aslında 5 yıl öncesinden farklı olarak Türkiye'ye bir şey vaat etmiyoruz. Tek şeyi vaat ediyoruz. 5 yıl önce sizin güvenip bize emanet ettiğiniz belediyelere nasıl baktıysak, bundan sonraki 5 yılda da mevcut belediyelerde bunu arttırarak devam ettireceğiz. Diğer belediye başkanlarımız, yeni seçecekleriniz, öncekilerin tecrübeleriyle, destekleriyle ve dayanışmalarıyla aynı iyi uygulamaları sizin kentinize getirecekler. Dürüstlükten, şeffaflıktan asla taviz vermeyeceğiz. 5 yıl önce Mansur Başkan müjdeleyene kadar AK Parti'nin aklında fikrinde yoktu. Hemen ardından ilk belediye meclis toplantısını İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir ve ardından diğer belediyelerimiz belediye meclis toplantılarını canlı yayınlamaya başladılar. Gün oldu, normal televizyonlardan çok izlendiler. Arkadaşlarımız şeffaflığı bu boyutuyla bırakmayıp özgüvenleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde ihaleleri canlı yayınladılar. Birileri ihaleleri eşe dosta peşkeş çekmek için adrese teslim yaparken çok kısa sürede yapılacak işler ortaya koyup birilerine önceden başlama talimatını verip girecek başka müteahhit bırakmayacak gibi cin fikirlerle Ankara'yı birilerine parsel parsel satarken Mansur Başkan, Ekrem Başkan, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Tekirdağ, İzmir, Eskişehir ve tüm il belediyelerimiz büyük bir özgüvenle ihalelerini olanca şeffaflıkla yaptılar. Kimse kamu kaynaklarını hortumlayamadı. Kimse garibanın hakkı olan parayı cebine indiremedi. İsraf etmek yerine tasarruf ettiler. Bu tasarrufu hizmete çevirdiler. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu uygulamaları arttırarak ve zorunlu olarak Cumhuriyet Halk Partisi kriterleriyle zorunlu olarak devam ettirecekler. Pandemide dayanışmayı örgütlediler. Askıda fatura uygulamasıyla dünya tarihine geçecek bir dayanışma örgütlemesi yaptılar. Ardından biriken, çalışılamadığı için kabaran veresiye defterlerini kapattılar. Öğrencilere sıcak yemek, çalışanlara sıcak çorba gibi küçük görünen ama hizmeti alanın hem karnını doyurduğu, hem vicdanına dokunan, hem içini ısıtan, hem gönlünde önemli bir yer tutan işleri hep beraber yaptılar. Ege'de
Topuklu Efe'miz Türkiye'de efsane oldu. Ve bugün büyükşehir belediyeli başkanları arasında bir kadın belediye başkanımız varken, hepimizin çok sevdiği Özlem Çerçioğlu varken, onun yolundan yürüyen ve onun gibi bulundukları bölgelere damga vuracak olan 5 tane kadın büyükşehir belediye başkan adayımız var. Onlarla gurur duyuyoruz, onlara güveniyoruz. Ve şimdi önce 15 belediye başkanımızı, içlerinden 6'sını daha ön planda ama gelecek hafta diğer 6'sını, sonra diğer belediye başkanlarımızı göreceğiniz, öyle korkuyu falan değil, umudu örgütleyen, tüyleri diken diken eden değil, insanın içini ısıtan, aman duymayın bu sesleri değil, bir daha dinlemek isteyeceğiniz ve öyle senaryo falan olmayan, daha doğrusu elbette her reklam filminin bir senaryosu var, bunun da var. Ama senaristi bir yazar değil veya fikir bir reklamcının değil. Senaryoyu kendileri yazdılar. Ne yaptılarsa onu filmleştirdik. Ne yapacaksak onu filmleştirdik. Birincide bazen olmuyor diye arkadaşlar dedi ki iki filmi de ikişer kez izleyelim. Şimdi hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İşimiz Gücümüz Türkiye kampanyasının tanıtım filmiyle baş başa bırakıyorum. Biz Türkiye İttifakı'yız. Biz Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sizden bunun için destek istiyoruz. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Gücümüzü milletimizden, güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz. Şimdi Türkiye'nin gücüne güç katma zamanı. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Biz Türkiye İttifakı'yız. Biz Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sizden bunun için destek istiyoruz. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Gücümüzü milletimizden, güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz. Şimdi Türkiye'nin gücüne güç katma zamanı. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Gücümüzü milletimizden, güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz. Belediyecilik ortak akılla, katılımcılıkla olur. Belediyecilik icraattır, millete hizmettir, vatani bir görevdir.
Türkiye bize güvendi, en büyük şehirlerine emanet etti. Biz de milletimizin güvenini boşa çıkarmadık, emanetine sahip çıktık. İsrafı bitirdik, hizmeti ve dayanışmayı getirdik. Birlikte mutlu, sağlıklı, güvenli şehirler yarattık. Şimdi bu gücümüzü yeni şehirlere taşıma zamanı. Şimdi Türkiye'nin gücüne güç katma zamanı. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Gücümüzü milletimizden, güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz. Belediyecilik ortak akılla, katılımcılıkla olur. Belediyecilik icraattır, millete hizmettir, vatani bir görevdir. Türkiye bize güvendi, en büyük şehirlerine emanet etti. Biz de milletimizin güvenini boşa çıkarmadık, emanetine sahip çıktık. İsrafı bitirdik, hizmeti ve dayanışmayı getirdik. Birlikte mutlu, sağlıklı, güvenli şehirler yarattık. Şimdi bu gücümüzü yeni şehirlere taşıma zamanı. Şimdi Türkiye'nin gücüne güç katma zamanı. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Nasıl film? Bu filmin bu senaryosunu 5 yıl boyunca şehirlerinin sokaklarında yazan, oturmadan, dinlenmeden, durmadan çalışan bütün başkanlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Filmde oynayan küçük kızın adı Ela. Rol yapmıyor çünkü bizi seviyor, beni tanıyor, başkanların hepsini biliyor. Billboard'a bakınca gerçekten gözünün içi gülüyor. Bir kere de iki kere de çektiler Ela'nın sahnelerini. Çünkü Ela bakınca orada Ekrem Başkan'ı bakınca gülüyor. Tek tek soruyorsun, neredeyse bütün başkanların ismini biliyor. İşte bizim gücümüz de tam buradan geliyor. Birileri gibi birisinin iki dudağının arasından çıkan ya da varlıklarını dolma kalemin mürekkebine borçlu olan belediye başkanlarımız yok bizim. Bizimkiler siyasetin içinden geliyorlar. Halkın içinden geliyorlar. Hizmetin içinden geliyorlar. Bizim belediye başkanlarımız yaptıkları işi iyi biliyorlar. Çünkü evlatlarına bakar gibi şehirlerine bakıyorlar. Bizim başkanlarımız belediyeciliğin içine sevgi katıyor. Bizim başkanlarımızla halkın arasına başka hesaplar girmediği için, halkın parasını halka harcamayı kendi parasını evladına harcamak kadar doğal gördükleri için, kendi parasını korur gibi halkın bütçesini, kendi malını korur gibi kentin mallarını, kendi namusunu korur gibi o kentin haklarını koruyan belediye başkanları işte Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarıdır. Gücümüz onların gücüyle yarışamaz. 100 billboardları var, bizim bir tane. Onların 10 tane otobüsü geçecek, bizim bir tane. Onların 50 kat propaganda imkanları olacak, bizim 50'de biri. Onların reklamları çok dönecek, bizimki daha az. Ama bu seçimi geçen sefer olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partililer kazanacak. Çünkü onların ittifakının adı Cumhur İttifakı. Birbirine benzeyen iki partiden oluşuyor. İkisi de çok sert, çok kaba, kimseyi beğenmeyen, yukarıdan bakan, iftira eden, kızınca seçmeni azarlayan, soru soran gazeteciyi iten kakan. Bizim bu tarafta başka bir şey var. Elbette partileri var ama bir de ittifakları var. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakın adı Türkiye İttifakı. Buradan şunu ifade etmek isterim. 5 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu ittifak bugün aynı isimle seçimlere girmiyor. Bu
ittifak ortaklarımızın verdiği, bizim de saygı duyduğumuz bir karar. Bizim işimiz genel siyasette iktidara muhalefet etmek. Muhalefete muhalefetin iktidara yaradığının bilincindeyiz. O yüzden muhalefetle uğraşmayız. Bugün geçmişte beraber olduklarımız ayrı adaylarla, ayrı listelerle karşımızda olabilirler. Buna da saygı duyacağız. Ama gücümüzü aldığımız, yetkimizi aldığımız ve biraz önce anlatmaya çalıştığım hizmetleri yaptıklarımız değişmedi. Aksine o günden bugüne yeni oy kullanacak çok sayıda seçmenimiz var. Hepsi genç, hepsi dayanışmacı belediyeciliği biliyor. Sosyal demokrat belediyeciliğin getirilerini yaşıyor ve her birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının memnuniyet anketlerinde diğer yaş gruplarına göre çok yüksek oy verdiler. O yüzden geçen seçimde saraya itiraz edenler yine buradalar. MHP'nin U dönüşüne itiraz edenler yine seçmenler. Gelecek seçimde, geçen seçimde israf bitsin, tasarruf olsun diyenler yine buradalar. Geçen seçimde bizimle birlikte olan iyi insanlar hala iyi insanlar. Geçen seçimin muhafazakar demokratları yine burada kendi değerlerine saygılı belediye başkanlarımızın arkasında. Geçen seferin bizim belediye başkanlarımıza destek veren milliyetçi demokratları, onların vatan, millet, bayrak sevgisine 5 yıl boyunca şahit oldular. O yüzden buradan sonra hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime ittifaksız girdiğini kimse kabul etmesin. Biz bir ittifakın parçasıyız, bileşeniyiz, içindeyiz. Bu ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Partimizin bayrağı var mı? Var. Ama Türkiye İttifakı'nın bayrağı ay yıldızlı al bayraktır. Türkiye İttifakı'nın renkleri kırmızıyla beyazdır. Türkiye İttifakı'na inanıyor musunuz? O zaman şunu görelim. Bundan sonra her mitingde, her toplantıda, her çağrıda bir araya geldiğimizde elbette elimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı ama hemen yanında şanlı Türk bayrağını birlikte göreceğiz. Renklerimiz kırmızı beyaz ve her mitingimizde şunu duymak istiyorum. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, en büyük. Bu seçimi Türkiye kazanacak. Bu seçimi Türkiye İttifakı kazanacak. Buna inanıyoruz, buna güveniyoruz. Şimdi ben yerime geçip hazırlıkları bekleyeceğim. Sonra hep birlikte kampanya fotoğraflarımızı, hatıra fotoğraflarımızı çektireceğiz. Ama yerime geçerken sizlerden duymak istediğim bir tek şey var. Adaylarımızı hepiniz gördünüz. Bu adaylara güveniyor musunuz? Bu adaylar için gece gündüz çalışacak mısınız? Bu seçimi hem onlara, hem memleketlerine, hem Türkiye'ye kazandıracak mısınız? Adayları destekliyor muyuz? Adaylar için çalışıyor muyuz? Onlara güveniyor muyuz? O zaman şimdi bütün salon adaylar için ayağa kalkıyor. Bütün ışıkları kapatıyoruz. Kapatıyoruz tamamını. Kampanya şarkısını alıyoruz. Ver. Görelim ışıkları. Çalışır CHP'nin genç kadroları, çalışır. Bu ülkeye en iyi hizmet yakışır. Tüm şehirler, tüm sokaklarda bilinir. Ülkemizde
içinde CHP. Huzur için, eşitlik için el ele. Mutluluk yayılacak bütün ülkeye. İşimiz gücümüzdür bizim Türkiye. Dere tepe her köşesinde CHP. En iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere,